Maduro'dan Amerika Birleşik Devletleri'ye darbe suçlaması. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri yönetimini, Bolivar devrimini yok etmek, istemek ve bu amaçla Venezuela'da askeri darbe yapmayı planlamakla suçladı. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen seçimlerde %68 Maduro daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Maslahat Güzarı Todd Robinson'ın hükümete karşı komplo kurma suçlamasıyla sınır edilmesini talep etmiş, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ise Caracas'ın bu adımına karşılık olarak Venezuelalı iki diplomatın 48 saat içinde ülkeden ayrılması talimatı vermişti. Maduro, geçen pazar günü gerçekleşen seçimlerde %68 oy alarak yeniden Venezuela Devlet Başkanı olarak seçilmişti. Seçimlere katılım oranı ise %46 olarak belirlenmişti. Aralarına Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Arjantin, İspanya ve Almanya'nın bulunduğu bir dizi ülke, seçimlerin gayrimeşru olduğunu iddia ederek, Maduro'nun yeniden seçilmesinin demokratik olmadığını belirtmişti.